Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam. Konu anlatımı soru bankamızdaki çalışmalarımıza öğreten test 1 ile devam ediyoruz. Konumuz çarpanlar ve katlar. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi 72 sayısının doğal sayı çarpanlarından biri değildir demiş. Büyükler direkt şunu yazabilirsiniz. 28, 72'yi tam bölmez. Dolayısıyla 28 çarpanı yoktur diyebilirsiniz. Ya da 1 çarpı 72, 72 2 çarpı 36 72 3 çarpı 24 72 4 çarpı 18 72 6 çarpı 12 72 8 çarpı 9 72 gördüğünüz gibi 12 çarpanı var 18 çarpanı var 24 çarpanı var 28 çarpanı yok cevabımız D seçeniyor. olur. İki sorumuz 630 sayısının tüm asal çarpanları aşağıdakilerden hangisidir demiş. 630'un asal çarpanlarını bulalım. 2'ye bölünür. 2'ye böldüğümüzde 3 kere, 1 kere, 5 kere. 315. 315'i 3'e bölerim. 1 kere 0, 5 kere 105. 105'i 3'e böldüm 35. 35'i 5'e böldüm 7. 7'yi 7'ye böldüm 1. 2, 3, 5 ve 7 asal çarpanları var. Cevabımız B seçeneği olur. Şu sorumuzda aşağıda pozitif bir tam sayının asal çarpanlarına ayrılmış hali verilmiştir. Her harf farklı bir sayı gösterdiğine göre A-C-E işleminin sonucu kaçtır demiş. Burada A'yı 2'ye bölmüş, B'yi bulmuş, B'yi 2'ye bölmüş, C'yi bulmuş. Bu şekilde gitmiş çocuklar. Biz verilmeyen bölünenleri bulmak için tersten gideceğiz. Mesela E'yi 5'e bölmüş, 1 olmuş. O zaman 1 ile 5'i çarpacağız, E'yi bulacağız. 1 kere 5, 5. E 5 olur. Sonra 5 ile 3'ü çarpıp D'yi bulacağız. Çünkü D'yi 3'e bölerek 5'e ulaşmış. 15'i 3'e bölerseniz 5 olur. 15 ile 2'yi çarpıp C'ye ulaşacağız 30'dur. 30 ile 2'yi çarpıp B'ye ulaşacağız 60'tır. 60 ile 2'yi çarpıp A'ya ulaşacağız 120'dir. A 120 eksi C 30 eksi E de 5 olduğu için 120'den 30'u çıkardık 90. 90'dan da 5 çıktı 85 olur. Cevabımız D seçeneğidir. Örneğin sorumuzda aşağıdaki doğal sayılardan hangisinin asal çarpan sayısı diğerlerinden fazladır demiş. Asal çarpanlarını bulalım. Şimdi bakın burada şunu görelim. 128 2'nin kuvvetlerindendir. Yani 2'nin kaçıncı kuvvetidir? 7. kuvvetidir. Dolayısıyla hep iki asal çarpanı olacak. Yine de bakalım. 128'i 2'ye böldüm 64. 64'ü 2'ye böldüm 32. 32'yi 2'ye böldüm 16. 16'yı 2'ye böldüm 8. 8'i 2'ye böldüm 4. 4'ü 2'ye böldüm 2. 2'yi 2'ye böldüm 1. Bakın bir tane asal çarpanı var 128'in. 210'u 2'ye böldüm 105. 105'i 3'e böldüm 35. 35'i 5'e böldüm 7. 7'yi 7'ye böldüm 1. Bunun 1 2 3 4 tane farklı asal çarpanı var. 4 tane diyoruz 225'i 3'e bölebiliriz 3'e böldük ne olur 75 olur 75'i 3'e böldüm 25 25'i 5'e böldüm 5 5'i 5'e böldüm 1 3 ve 5 asal çarpanı var 2 tane 256 daha yine 2'nin kuvvetlerindendir 2'ye böldüm 128 2'ye böldüm 64 şu şekilde gidecek çocuklar sadece bir tane asal çarpanı var o da 2'dir Burada en fazla asal çarpanı olan 210'dur. Cevabımız B seçeneği olur. Beşinci sorumuzda 24 sayısını kalansız bölen pozitif tam sayıların toplamı kaçtır demiş. 24'ün çarpanları 24 sayısını kalansız böler. 1 çarpı 24, 24. 2 çarpı 12, 24. 3 çarpı 8, 24. 4 çarpı 6, 24'tür. Bunların toplamı ise... 24 12 8 6 4 3 2 1 6 14 20 24 27 29 30 30'un sıfırı elde var. 3 2 3 3 de elde 6. 60 olur. Cevabımız A seçeneğidir. 6. sorumuzda yukarıda 480 sayısının asal çarpanlara ayrılmış hali verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. 480'i asal çarpanlarına ayırarak üstü ifadelerin çarpımı şeklinde yazalım öncelikle. 2'ye böldük 240, 2'ye böldük 120, 2'ye böldük 60, 2'ye böldük 30, 2'ye böldük 15, 3'e böldük 5, 5'e böldük 1. 480 eşittir 2'nin 1, 2, 3, 4, 5, 5. kuvveti çarpı 3'ün birinci kuvveti çarpı 5'in birinci kuvveti şeklinde yazarız. Burada 2 üssü x demiş. 2'nin 5. kuvveti x 5 olacak. y 1 olacak. z de 1 olacak. A seçeneğinde x artı y artı z toplamı asaldır. 5 artı 1 artı 1 eşittir 7 asal sayıdır. Bu ifade doğrudur. B seçeneğinde x çarpı z asal sayıdır. 5 çarpı 1 5 asal sayıdır. Bu ifade de doğrudur. C seçeneğinde y artı z tek sayıdır demiş. 1 artı 1 eşittir 2 çift sayıdır. İşte bu ifade yanlıştır. Cevabımız C seçeneği olur. Yediğin sorumuzda m, n, üçgen ve kare sayıları 0, 1 ve eksi 1'den farklı tam sayılardır. 540 bölü m üssü üçgen çarpı n üssü kare işleminin sonucu bir tam sayı olduğuna göre üçgen artı kare toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi burada çocuklar üstü ifadelerin çarpımı var. Bakın m üssü üçgen, n üssü kare. O zaman biz 540'ı da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazacağız. 2'ye böldüm 270, 2'ye böldüm 135. 135 artık 3'e bölünür. 45. 45 3'e böldüm 15. 15 3'e böldüm 5. 5'i 5'e böldüm 1. 540 yerine 2'nin karesi, burada 2 tane 2 var, 3 tane de 3 var. Çarpı 3'ün küpü çarpı 5'in birinci kuvvetini yazalım. Bölüm, m üssü üçgen çarpı n üssü kare yazalım. Buraya da aynı şekilde m üssü üçgen çarpı n üssü kare yazalım. Çarpı burada başka sayı yok. Evet bu bölmenin sonucu bir tam sayı olacaksa sadeleştirme yapmak gerekir. Dolayısıyla üstü ifadeleri bu şekilde sadeleştirebiliriz. Şu şekilde de sadeleştirebiliriz. Yani 2'nin ikinci kuvvetiyle bu sadeleşir ya da diğeri 5'in birinci kuvvetiyle de bu sadeleşebilir. Bunun için de tam sayı çıkacaktır. Burada üçgen artı karenin toplamının en büyük değerini sorduğu için üçgen yerine 2, kare yerine 3 yazarsak yani 2'nin ikinci kuvveti, 3'ün üçüncü kuvveti yazarsak sadeleştirmeler olur ve üçgen artı karenin değeri en büyük olur. 2 artı 3'ten 5 olarak bulunur. Cevabımız B seçeneğidir. 8. sorumuzu aşağıdaki eşitlerden hangisi yanlıştır demiş. Bu soruyu ister 72'yi A seçeneğinde asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazıp bulun. İsterseniz asal çarpanlarının çarpımını üslü ifadeleri değerlerini bularak hesaplayın. 2'nin 3. kuvveti 8'dir. 3'ün karesi 9'dur. 8 kere 9 72'dir. Bu da 72 demiş. Bu ifade doğrudur. B seçeneğinde 3'ün karesi 9'dur. 2 çarpı 9 18. Çarpı 5'te 90'dır. Bu ifade de doğru. 120'de 2'nin küpü 8. Çarpı 3 24. 5 ile 24'ü çarparsak 120 olur. Bu da doğrudur. D seçeneğinde 2'nin 3. kuvveti 8 çarpı 5 çarpı 7 işleminde 8 kere 5 40, 40 çarpı 7 de 280'dir. Burada 340 demiş. İşte bu ifade yanlış. Cevabımız D seçeneği olur. 9. sorumuzda K doğal sayısı aşağıdaki asal çarpanlarına ayrılmıştır. Buna göre K artı L artı M artı N toplamı kaçtır demiş. Burada da bilinenden yola çıkacağız. Bakın burada 15'i biliyoruz. 15'i çarpanlarına ayırırsak 3 çarpı 5 olarak ayırırız. Dolayısıyla 3 kere 5, 15. Bir de burada 3 var. Çarpan olarak. Sayımız ne olacaktır? K sayısı 45 olacaktır. Ya da 3 ile, buradaki 3 ile buradaki 3'ü çarpacağız. 9 5 ile de çarpacağız. 45. Direkt K'yı 45 olarak bulalım. Ya da şunu yapabiliriz çocuklar. Bu 3 buradan gelmiş bakın. Şöyle gelmiş. Demek ki burada 3 çarpanı var. 3 ile 15'in çarpımı 45. Bu şekilde de bulunabilir. Evet, K 45, L 3, M 3, N de 5. Topladığımızda 56 olur. Cevabımız A seçeneğidir. Bunun sorumuzda A, B ve C birer asal rakamdır. 360 eşittir a üstü b çarpı b üstü a çarpı c olduğuna göre a artı b eksi c işleminin sonucu kaçtır? Yine üstü sayıların çarpımı şeklinde yazıldıysa 360'ı biz üstü ifade olarak yazacağız. 2'ye bölelim. 180. 2'ye böldük. 90. 2'ye böldük. 45. 3'e böldük. 15. 3'e böldük. 5. 5'i de 5'e böldük. 1. 360 yerine 2'nin 3. kuvveti çarpı 3'ün karesi çarpı 5 yazarız. Burada A 2 olur. B 3 olur. B 3 oldu. A 2. C de 5 olur. A yerine 2 yazıyoruz. B yerine 3 yazıyoruz. C yerine de 5 yazıyoruz. 2 artı 3 5. 5'ten 5 çıktı 0. Cevabımız A seçeneğidir. 11 sorumuzda 24 ve 35 sayılarının asal çarpanlarının toplamı kaçtır? 24'ün asal çarpanlarını bulalım. 2'ye böldüm 12, 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. 2 ve 3 asal çarpanı var. 35'in asal çarpanları 5'e bölersek 7, 7'yi 7'ye bölersek 1 olur. 5 ve 7 asal çarpanı var. Bunların toplamı ne olur? 17 olur. Cevabımız D seçeneğidir. 12. sorumuzda aşağıda bir doğal sayının tüm pozitif tam sayı çarpanları küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır. Bazı çarpanların yerine K, L, M yazılmıştır. Buna göre K artı L artı M toplamı kaçtır? Küçükten büyüğe doğru sıralandıysa gökkuşağı yöntemini kullanalım. Bakın 1 ile M'nin çarpımı K ile L'nin çarpımına eşit olacak. 3 ile 10'un çarpımına eşit olacak. 3 çarpı 10 eşittir 30. Demek ki sayımız 30 olacak. O zaman 1 ile 30'un çarpımı burada da 2 ile 15'in çarpımı olacak. Bu arada 5 ile 6 çarpanı da var. Bakın 5 çarpı 6 da 30'dur. 6'ya bölünüyorsa bir sayı 3'e de 2'ye de bölünmelidir. Dolayısıyla K yerine 2'yi yazdık. K burada 2. L 15. M de 30. Topladığımızda 47 olur. Cevabımız C seçeneğidir. Evet bu sorularımızı burada bitiriyoruz. İlerleyen günlerde diğer konularımızın anlatımlarını, sorularımızın çözümlerini kanalımıza yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.